13 Aralık 2021 Star.com.tr Aziz Üstel, Yahudi Devleti ve Abdülhamid Han'ın tahttan indirilişini bildiren heyet, Abdülhamid Han'a 33 yıllık saltanatından sonra tahttan indirilişini Millet Meclisi adına Koramiral Arif Hikmet Paşa, Daraç Milletvekili Esat Paşa Toptani, Senatör Aram Efendi ve Selanik Milletvekili Emanuel Karasu'dan oluşan 4 kişilik heyet, 27 Nisan 1909 tarihinde Yıldız Sarayı'nda bildirmişti. Padişahı tahttan indiren heyetin 4. üyesi Selanik Milletvekili Emanuel Karasu tanınmış bir Musevi aileden geliyordu. 1904 tarihinde Zürih'te yapılan Siyonist Kongresi'nden sonra Abdülhamid Han'ı ziyaret eden heyetin üyesiydi. Zürih Kongresi'nde bugünkü İsrail Devleti'nin sınırları içinde ayrıcalıklı yönetime sahip bir Musevi yurdu kurulması kararlaştırılmıştı. Bu toprakların tümü Kudüs sancağının bir bölümü olarak Osmanlı Devleti'nin yönetimindeydi. Kudüs üzerinde Ortodoks, Katolik, Protestan mezheplerinin gizli ya da açık mücadeleleri vardı. Bu mezhepler Kudüs üzerinde hak iddia ediyorlardı. Museviler Sultan Abdülhamid'i parayla satın almayı tasarlamıştı. Aralarında Emanuel Karasu'nun da bulunduğu 3 kişilik heyet Osmanlı Hanedanı'na ait Filistin devlet topraklarını satın almak istedi. Cazip çok büyük ölçüde rüşvet önerdiler ama Abdülhamid Han bunu geri çevirdi. Sonra 99 yıllığına kiralamak istediler. Buna da padişah hayır dedi. Abdülhamid Han kurulması tasarlanan İsrail Devleti'nin kısa sürede bölgedeki Müslümanların arasına fitne sokacağını, küçük küçük çarpışmalarla bu toprakları da devşireceğini kestirmişti. Abdülhamid Han 1906 yılında bu toprakların padişaha ait olduğunu ve hiçbir zaman satılamayacağını ya da kiralanamayacağını ilan etti. Şimdi Emanuel Karasu'nun Abdülhamid Han'ı tahttan indiren heyetin içinde bulunması bir rastlantı mıdır? Aynı heyette bulunan 4 üyeden birinin Gürcü, ötekinin Arnavut, üçüncüsünün Ermeni, dördüncüsünün Yahudi asıllı oluşturulmuştur. Gene bir rastlantı mıdır? Yoksa o zamanki Osmanlı Meclisi'nin ve üst yönetiminin bir yansıması mıdır? Bu heyetin oluşturulmasına ön ayak olan Sait Paşa, bu heyete üye olan kişilerin adları yüksek sesle önerildi, oya koydum kabul edildi demiştir. Bu heyet arasından yüksek sesle önerenler kimdir bilinemedi. Bilenlerse de konuşmadı. Böylece Yahudi Devleti kuruldu. Halen de varlığını sürdürüyor.